Yorumlama analiz bölümümüzde sera etkisi ve küresel ısınma arasındaki ilişki sorulmuş. Eee sera etkisi e, atmosferde e, oluşan gaz birikmesi sonucu, özellikle sera gazları dediğimiz gazların birikmesi sonucu ısının atmosferde kalması. E, buna bağlı olarak e, Dünya sıcaklıklarının artması, buzulların erimesi, su seviyesinin yükselmesi, pek çok canlının yaşam alanının olumsuz etkilenmesi sürecidir. Aşağıdaki işaret neyi gösterir? Korunmak için neler yapmalıyız diye sorulmuş. Bu işaret radyoaktifliği gösterir. Radyoaktiflikten korunmak için özel giysiler kullanılmalı. E, mümkün olduğunca az e, radyasyon yayan uygulamalar, cihazlar kullanılmalı. E, özellikle görüntüleme cihazları açısından. Bunun yanı sıra e, nükleer santrallerde gerekli önlemler alınmalı, nükleer silahlar yasaklanmalı diyerek ifade edebiliriz. Üçüncü soruda bu işaret neyi gösterir denilmiş geri dönüşüm işaretidir. Bu e, kullanılan ürünün tekrar geri dönüştürüp doğaya kazandırılabileceği e, anlamına gelir. Dördüncü soruda asit yağmurları nasıl oluşur denilmiş. Asit yağmurları NO2 ve SO2 gazlarının su ile tepkimeye girmesi sonucu oluşur. H2SO4 ya da HNO3 gibi asitler ortaya çıkar. Bu asitler gördüğünüz gibi resimde de ormanları, canlıların yaşam alanlarını tahrip eder. pek çok canlının ölümüne, bunun yanı sıra su kaynaklarının toprağın ciddi oranda kirlenmesine neden olur.